Fırat'tan sana mesaj var. Bu tavrın çok çocukça diyor. Ne demek istiyor acaba? Hangi tavrım acaba anlamadım. Ben de merak ettim. Bir ara istersen. Allah Allah anlamadım ya. Boş ver ben sonra ararım Eman'ı. Kahve soğuyacak. Hadi hem nereye gideceğiz biz söylesene. Alo Fırat, merhaba Narin. Sor. Şey ne demek istedin tam olarak mesajda anlamadım. Dün gece seni kırdıysam özür dilerim diyecektim. Çocuk gibi küstün mü sen bana telefonlarını açmıyorsun? Yok ya ben şeydeydim ondan yani. Tamam biliyorum bütün masa üzerine geldi. Amacım dalga geçmek falan değildi senin. Gerçekten özür dilerim. Ha, önemli değil ya. Olur öyle şeyler. Ne olacak? Hem zaten Deniz de geldi şimdi. Çiçek falan getirmiş bana özür dilemek için. Ya hem böyle daha iyi böyle küsüp barışınca iyi oluyor. Sen bakma bana. Ben gergin bir tipim. Sizinle alakası yok. Ha, öyle mi? Benim de sana bir çiçek borcum var demek. Neyse. Irmak'la birlikte kendimiz sana affettirebilmek için memleketin en iyi zeytinyağını getiririz. Ha. Tamam, söyledi zaten Irmak. Çiftliğe gidiyormuşsunuz. Evet, zeytin işini çok seviyor Irmak. Birkaç büyük üreticiyle araştırma yapmak istedi. Babam da beni çağırınca bu seyahatin iyi bir fırsat olduğunu düşündü. Arazi bakacakmış. Biz zeytinciliğimize. Selam Deniz. Konferans bir görüşme yaptığımızı bilmiyordum. Selam. Tamam o zaman. Hadi size iyi yolculuklar. Görüşürüz sonra. Zeytinyağımı unutmayın. Tamam mı? Hadi bay. Görüşürüz hanımlar. Rezil ettin beni. Galina nerede? Dadı tuttum evdeler. Dadı mı? Sabah sabah nereden buldun dadıyı ya? Sermet manyağı yollamış. Rus bir dadı. Tatyana. İyiymiş. Süper. Ne istiyorsun sen bakalım? Bir derdin var senin. Bak şimdi. Artık barıştığımıza göre arkadaşlık vazifelerinden birini yapman gerek değil mi? Emret. Dalga geçme. Durum çok ciddi. O Can denen Adi'nin ne hatlar çevirdiğini öğreneceksin bana. Dün geceden beri gene kayın. Nasıl yapacağım ben bunu? Beraber atölyeye gideceğiz. Sen kapıya çalacaksın. Eğer açarsa içeri girip şöyle bir kolaçan edeceksin. Kadın kız var mı diye. Deniz, eğer kadın kız varsa sen de bir daha bu çocukla barışmayacaksın, tamam mı? Ona dayanamam ki. Yapma Deniz ya. Yapma, asma suratını hemen. Ya bak göreceksin sakin sakin çalışıyor olacak. Bilmiyor musun bu adamı? Resim yaparken telefonunu bile duymaz. Tamam peki. Gidelim de kendi gözlerimle gör bari. Gidip üstüme bir şeyler giyeyim. Tamam. Şu Irmak'a bak sen ya. Sabahtan beri bir de bize hava atıyor. Fırat beni ailesiyle tanıştıracak diye. Meğer zorla takılmış herifin. Evet öyleymiş hakikaten ya. Nedir bizim bu abla kardeş saplantılı halimiz ya? Niye koşuyoruz bu heriflerin peşinden anlamadım. Senin gibi olmak isterdim ha. Böyle ilkeli, mesafeli, gururlu. Hoş, senin de asalet taslayacak bir sevgilin yok ama. Olsun. Senin de böyle bir sorunun var. Gel gel çekinecek bir şey yok.
Evde. Can. Nereye girdi lan bunlar böyle? Burası Can Keskin'in atölyesi abi. İş yeri şeysi. O kim lan? Bu var ya abi, Deniz Hanım'ın sevgilisi. Ha, şu... Can. Buradayım, burada. Allah kahretsin seni. Sen dün geceden beri bunda mıydın? Deniz, ne hotlar karıştırdığını anladım şimdi sen. Allah kahretsin seni. Oğlum seni de gebertirim. Ben bu... Tamam. Gebertirim. Tamam. Ya ne alakası var Deniz? Resim yapıyorum kızım. Görmüyor musun? Çıplak modelle çalışmazsın sen. Uydurma. Camdan geldiğimizi gördün. Kıza poz verdirdin. Ben aptal mıyım oğlum? Yer miyim bunları? Ya Allah aşkına hasta mıyım ben ya? Ya Deniz saçmalama artık. Yeter ya. Ya bak kıskançlıkların artık hastalık derecesine geldi. İş yapıyorum ben burada. İşime engel olamazsın. Tamam mı? Kendine gel biraz. İş mi? İş ha? Çıplak modelle mi çalışmak istiyorsun? Al sana çıplak model. Al. Açın aç. Aç. Yeter saçmalama yeter. Sen hala burada mısın ha? Sen hala burada mısın? Kızım seni bir daha... Görürsen bacaklarını kırarım senin ha. Yeter. Ne oluyor lan? Oğlum bunlar bu manitayla bastılar ha. Yürü hadi gidelim biz. Çarşı pazar karışır burada. Geri zekalı. Efendim Erol. Buldu mu senin çocuklar bu kızın babuşkasını? Hasta mı? Bıraksınlar bu işleri kardeşim. Bunların alayı İrem Hanım'ın anasından ne olur? Rapor mu? Gördün mü sen raporu? Hadi ya. Bekle ben geliyorum oraya. Erol'un oraya gidiyoruz Ali. Ulan bu kız başımıza kaldı galiba ha. Fena mı abi? Bazı kimselere ne kadar hayırsever. Böyle ne kadar iyi kalpli olduğunu göstermen için altın tepside sunulmuş bir fırsat bence. Bekar, ondan sonra cima, kimsesiz bir kız çocuğuna yardım etmek zorunda kalan, çaresiz, yalnız bir adam. Karizmadır yani abi bayanların nezdinde. Bağrına basası gelir hanımların vallahi. Bir şey mi içiyorsun lan sen? He? Nereden geliyor oğlum fikirler senin aklına? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.